Cumhurbaşkanının görevi hükümet kurma görevini vermekle bitmiştir. Artık bu saatten sonra top tabiri caizse e, Sayın Davutoğlu'ndadır. Sayın Davutoğlu siyasi partileri, liderleri gezecek ve buna göre bir aritmetik çıkaracaktır. Bu süreç içerisinde Sayın Ahmet Davutoğlu eğer Türkiye'nin geleceğine e, uygun, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, sağlıklı bir demokrasiye oturtacak koalisyon e, şeyini, modelini üretebilirse, e, kim ne derse desin, e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan neyi arzu ederse etsin, Türkiye'de sistem parlamenter demokrasiye göre işler e, ve bu anlamda da herkes sağlıklı yolda devam eder. Millet demiş ki, yok kardeşim bırakın bunu, biz... Parlamento'nun normal denetim mekanizmalarının dışında hükümeti de kendi içinde denetleneceği bir sistem istiyoruz. Türkiye'de başka türlü denetimsiz yapı demokrasiyi tasfiye ediyor demiş. Yani sadece muhalefetin hükümeti, iktidarı denetlediği bir sistem değil. Türkiye'de tam demokrasinin yerleşmesi için hükümetin de koalisyon olarak farklı anlayışların kendi içinde birbirini denetlediği bir uzlaşı sistemine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı demiş. Milletin oluşturduğu parlamento aritmetiğine baktığımızda oluşacak hükümetler düşük profilli hükümetler olmamalıdır, olamaz. Başından bu yana bizim e, tutumumuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, ekonomi, sosyal devlet, refahın tabana yayılması, demokrasi, özgürlükler, medya özgürlüğü, yolsuzluklar, siyasi ahlak bütün bu süreci yeniden inşa edebileceğimiz bir hükümetin çıkması mümkündür. Türkiye her siyasi parti tek başına iktidar olmak ister. Biz de tek başımıza iktidar olmak istiyoruz. Ama anlaşılan o ki Türkiye'de siyasetçiler önümüzdeki dönemde uzlaşma kültürünü yakalayabilme becerisine sahip olmak zorundalar. Önümüzdeki süreçte onun için hızlı bir şekilde uyumlu uzlaşı içerisinde süreci takip edebilecek bir hükümete ihtiyaç var. Biz şimdi bu problemleri konuşmak yerine döner de Türkiye'de hala gücü kimin elinde toplayacağımızı, kimin gücünün anayasanın dışında e, sınırsız bir şekilde tescil edileceği hevesine kapılırsak, Türkiye önümüzdeki dönemde daha sıkıntılı bir girdabın içerisine girer.